Ve Türkiye'yi ağlatan o haberde sıra. Sıla Bebek. Darp ve istismar sonrası tedavi gördüğü hastanede bir ay yaşam savaşı vermiş ama sonuçta hayatını kaybetmişti. Bugün cenaze töreni vardı. İmam cemaatten değil ama ismi Darp'la, istismarla ve ölümle yan yana asla gelmemesi gereken o bebekten, Sıla Bebek'ten helallik istedi. Bizi affet dedi. Cenaze namazında gözyaşları dinmedi. Bugün müsaadelerinizle hepimizin adına ben bu yavrumuzdan helallik isteyeceğim. Aslında herkesin duyduğu utancın özetiydi o sözler. Koca koca insanlar o küçücük tabutun başında yüzlerini yerden kaldıramadı. Çünkü orada hakkını helal etmesi gereken tek bir kişi vardı. Sevgili yavrum Sıla bebeğimiz, ne olur bizleri affet. Seni koruyamadık. Bir ay önce Tekirdağ'dan geldi o haber. Annesinin uyanmıyor diye hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin şiddet ve cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. O bizim kız kardeşimiz değil. Öyle bir kız kardeşimiz yok bizim. Öyle bir kanı bozuk kız kardeşimiz yok daha. Anneyle birlikte 5 kişi tutuklandı. Beyin kanaması geçiren 2 yaşındaki Sıla ise yoğun bakımdan çıkamadı. Cenaze teyzesine teslim edildi. Küçük tabut gözyaşları arasında camiye ulaştı. Yürek yakan acı cami avlusundan taştı. Sıla'nın cenaze namazında imam cemaatten değil bir cehenneme doğan o bebekten helallik istedi. Sevgili yavrum Sıla bebeğimiz, ne olur bizleri affet. Seni koruyamadık. O acı vedada gözyaşları dinmedi.